Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Faslun fi adabil halai tuvalet adabı. Yukaddimu dâhilul halai yasarahu vel harici yeminehu. Tuvalete giren kişi önce sol ayağını atar, tuvaletten çıkan önce sol ayağını atar. Tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak menduptur. Tuvalete girme, mescide girmenin aksi şekilde olur. Çünkü saygı gösterme türünden olan tüm işlerde sağ taraftan, bunun dışındaki işlerde ise sol taraftan başlanır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Tuvalete girerken sol ayakla değil, sağ ayakla giren kişi fakirlikle sınanır. وَلَا يَحْمِلُوا ذِكْرَ اللّٰهِ تَعَالَى Tuvalete giren kişi yanında Allah'ın zikrini taşımaz. Kişi Kur'an'a saygı göstermek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak için tuvalette yanında Kur'an veya başka bir şey yazılı olan Allah'ın zikrini taşımaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete gittiğinde yüzüğünü çıkarırdı. Bu yüzükte 3 satır yazı vardı. Muhammedun Resulullah. Bir satırda Muhammed, bir satırda Resul, diğer satırda da Allah lafzı vardı. Üzerinde Allah'ın adının yazılı olduğu bir şeyi tuvalete taşımak haram değil, mekruhtur. وَيَعْتَمِدُ جَالِسًا يَسَارَهُ Kişi tuvaletini yapmak için otururken sol ayağına dayanır. Böyle yapması mendüptür çünkü bu necasetin çıkması için daha kolay bir pozisyondur. وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا وَيَحْرُمَانِ بِالسَّحْرَائِ Kişi tuvalet yaparken önünü veya arkasını kıbleye dönmez. Açık alanda bu ikisi haramdır. Kapalı alanda kişinin kıbleye önünü veya arkasını dönmemesi mendüptür. Açık alanda ise kıbleye önünü veya arkasını dönmek haramdır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur mevzuyla ilgili. Tuvalet yapmaya gittiğinizde küçük ve büyük tuvalet yaparken kıbleye önünüzü veya arkanızı dönmeyin. Doğuya veya batıya dönün. Ve yeb'udu ve yestetiru. Tuvalet yapmak isteyen kişi insanlardan uzaklaşır ve örtünür. Yani kişi açık alanda veya açık alan hükmünde olan yerlerde insanlardan uzaklaşır. Yaptığı tuvaletin sesi duyulmayacak ve kokusu hissedilmeyecek kadar uzağa gider. Şayet onun uzaklaşması mümkün olmazsa, diğer insanların onun yanından uzaklaşması müstahap olur. وَلَا يَبُولُوا فِي مَاءٍ رَاكِدٍ وَجُحْرٍ وَمَهَبِ الرِّيحٍ وَمُحَدَّثٍ وَتَرِيقٍ وَتَحْتَ مُثْمِرَةٍ Tuvalet yapacak kimse durgun suya, deliye, rüzgarın esiş yönüne, insanların konuşmak üzere bulundukları mekanlara, yola ve meyveli ağacın altına tuvaletini yapmaz. Kişi durgun suya büyük ve küçük tuvaletini yapmaz. Çünkü hadiste durgun suya küçük tuvalet yapılması yasaklanmıştır. Büyük tuvalet de böyledir. Hatta büyük tuvaletin yasaklanması daha önceliklidir. Bu konudaki yasaklık mekruhluk ifade eder. Çünkü suyun miktarı az olsa bile su ekleyerek onu çoğaltma, yani iki kulle miktarına ulaştırma ve necasetini sona erdirme imkanı vardır.
İçine tuvalet yapılması mekruh olan suyun yakınına tuvalet yapmak da mekruhtur. Çünkü su yollarına tuvalet yapmak konusundaki yasak genel kapsamlıdır. Ayrıca suyun içine idrar boşaltmak suya işemek gibidir. Delik ve oyuklara işemek mekruhtur. Zira bu deliklerde zayıf bir hayvanın bulunması ve idrardan zarar görmesi veya güçlü bir hayvanın bulunarak işeyene zarar vermesi yahut onun necis kılması mümkündür. Rüzgar bil fiil esmese bile rüzgarın estiği yerde tuvalet yapılmaz. Çünkü kişi tuvalet yapmaya başladıktan sonra rüzgar esmeye başlayabilir. Böylece idrar serpintileri üzerine sıçrar. Kişi insanların konuşma buluşma yerlerine tuvaletini yapmaz. Çünkü insanların yazın gölgelendiği yerlere tuvalet yapmak yasaklanmıştır. Kışın insanların güneşlenmek için toplandıkları yerler de böyledir. İşlek yollara da tuvalet yapılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki laneçiden sakının buyurdu. Sahabeler sordular, iki laneçi şey nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların gelip geçtiği yollara veya gölgelendikleri yerlere büyük tuvalet yapandır buyurdu. İki lanete sebep olan birinci durum insanların gelip geçtiği yollara tuvalet yapmaktır. İkinci sebep gölgelendikleri yerlere büyük tuvalet yapmaktır. Buralara tuvalet yapmak adeten insanların çokça lanet okumalarına sebep olur. Lanete tuvalet yapanlar sebep olduğu için lanet etmek mübalağa yoluyla onlara nispet edilmiştir. Hadis-i şerifte büyük tuvaletle ilgili hüküm beyan edilmiştir. Küçük tuvalete, büyük tuvalete kıyas edilir bu gibi yerlerde. Meyveli ağacın altına da tuvalet yapılmaz. Meyve verme vakti olmasa da böyledir. Bunun sebebi meyvenin düşmesi durumunda pislenmesini ve insanların tiksinmesini engellemektir. Ve la yetekellemu, tuvalet yapan kişi konuşmaz. Bir zorunluluk yoksa konuşmak mekruhtur. Kişi tuvalet yaparken hapşırsa kalbiyle içinden Allah'a hamd eder, dilini oynatmaz. Kişinin tuvalet yaparken cinsel organına, çıkan necasete ve göğe bakmaması sünnettir. وَلَا يَسْتَنْجِي بِمَاءٍ فِي مَجْلِسِهِ. Tuvalet yapmak için oturan kişi oturduğu yerde su ile istinca yapmaz. Yani şayet tuvalet yapılan yer bunun için ayrılmış bir yer değilse oradaki su ile tuvalet temizliği yapılmaz. Suyun serpintileri üzerine sıçramasın diye bunu yapmak mekruh görülmüştür. Tuvalet temizliğini taşla yapmak veya tuvalet olarak ayrılmış yerde suyla temizlik yapmak ise bundan farklıdır. Yani böyle bir yasaklanma veyahut da kerahet söz konusu değildir. Kişinin banyo yapılan yerde küçük tuvalet yapması mekruhtur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri banyo yaptığı yere işeyip sonra orada abdest almasın. Çünkü vesveselerin geneli bundandır. Ve yestebri'u minel bevli. Kişi küçük tuvalet yaptıktan sonra istibra yapar. İdrarın kesilmesini bekler. Küçük tuvalet yapıldıktan sonra idrarın kalan kısmının dışarı çıkması için öksürmek, yürümek ve benzeri
yollarla istibra yapmak menduptur. Ve yekulu inde duhulihi bismillah Allahümme inni eûzu bike minel hubsi vel khabâis. Allah'ım erkek ve dişi şeytanlardan sana sığınırım. Ve inde hurucihi gufraneke. Elhamdülillahillezî ezhebe annil eza ve afâni. Senden bağışlanmayı isterim. Benden eziyeti gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun. Tuvalete girerken ve çıkarken bu duaları okumak menduptur. Ve yecibu l-istinca'u bimâin ev hacerin ve cem'uhuma efdalu. Tuvalet yaptıktan sonra su veya taş ile istinca yapmak farzdır. Su ve taşı birlikte kullanmak daha faziletlidir. Ön ve arkadan çıkan ve bulaşan her türlü şeyden dolayı necasetin giderilmesi için istinca yapmak gerekir. Çıkan şey kan, mezi ve vedi gibi nadir çıkan bir şey olsa bile böyledir, onların temizlenmesi lazım. Necaseti gidermede asıl olan su kullanmaktır. Bununla birlikte taş da kullanılabilir. Çünkü hadiste tuvalet yapan kişi 3 taşla istinca yapsın buyurulmuştur. Tabi en faziletli olanı taş ve suyu beraber kullanmaktır. Yani ikisini birlikte kullanmak daha faziletlidir. Tuvalet yaptıktan sonra temizlenirken önce taş kullanıp sonra su kullanmak sadece su kullanmaktan daha faziletlidir. Çünkü taş necaseti giderir, necasetin izi ise su ile gider. Böylece suyu necasete bulaştırmaya gerek kalmaz. Sadece suyla temizlenmek, sadece taşla temizlenmekten daha iyidir. Çünkü su taşın aksine hem necaseti hem de necasetin izini giderir. وَفِي مَعْنَى الْحَجَرِ كُلُّ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ. Katı, temiz, sökücü ve muhterem olmayan her cisim taş manasındadır. Yani taş gibidir. Yani tahta, çömlek ve benzeri maddeler amacı gerçekleştirmeleri açısından taş gibidir. Tabi kullanılan o maddelerin katı, temiz ve sökücü olması lazım. Dolayısıyla tezek gibi necis olan bir maddeyle veya toprak gibi sökücü olmayan bir maddeyle istinca yapılmaz. Muhterem olmayan ifadesi saygıdeğer olan şeyleri, mesela ekmek gibi insan yiyeceğini, kemik gibi cin yiyeceğini dışarıda bırakmıştır. Ve cildin dubğe dune gayrihi fil azhar. Azhar görüşe göre tabaklanan deri ile de istinca yapılır. Tabaklanmayan deri böyle değildir. Tabaklanan deri ile de istinca yapılır. Çünkü deri tabaklanınca yiyecek maddesi olmaktan çıkıp giyecek maddesi haline gelir. Tabaklanmamış deri ise ya muhterem mallar kapsamındadır çünkü yenilebilir. Bu yüzden kelle paça ve benzeri parçalarla birlikte yenilir. Ayrıca tabaklanmamış derinin içindeki şişlik kurumasına engel olur. Ya da tabaklanmamış deri eti yenmeyen bir hayvanın derisi ise necis kapsamındadır. Bu her iki şıktaki gerekçeden dolayı tabaklanmamış deri ile istinca yapmak söz konusu olmaz. Ve şartul haceri en la yecifen necisu ve la yentakile ve la yatra ecnebiyyun.
Tuvalet temizliğinde taş kullanmanın caiz olmasının şartı necasetin kurumaması, çıkış yerinden başka bir yere taşmaması ve delikten idrar ve dışkı dışında yabancı bir maddenin çıkmamasıdır. Yani taş ve taş hükmünde olan maddeleri necaseti gidermede kullanmanın caiz olmasının şartı ön ve arkadan çıkan necasetin kurumamış olmasıdır. Şayet necaset kurumuş olursa su kullanmaktan başka bir yol yoktur. Necasetin çıkış sırasında bulaştığı yeri taşmaması gerekir. Şayet taşarsa taşan kısmı temizlemek için su kullanmak şarttır. Taş ile istinca yapabilmek için menfezden çıkan şeyin yabancı olmaması da şarttır. Çünkü idrar ve dışkı dışında menfezden kan gibi yabancı bir madde gelirse onun taş ile istinca yapılması söz konusu değildir. Burada taş yerine su kullanmak gerekiyor. Çünkü idrar ve dışkı dışında yabancı bir maddedir. Dolayısıyla temizlenmesi de ancak su ile olur, taş ile değil. وَلَوْ نَدَرَ اَوْ اِنْتَشَرَ فَوْقَ الْعَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ سَفْحَتَهُ وَحَشَفَتَهُ جَازَ الْحَجَرُ فِي الْأَظْهَرِ. Şayet nadir bir şey çıkarsa veya necaset normalin üzerinde yayılırsa, dışkı deliğini cinsel organın sünnet mahallini geçmemişse, ezher görüşe göre taş kullanmak caizdir. Yani ön ve arkadan kan, vedi ve mezi gibi çıkması nadir olan şeyler çıksa veya çıkan şey insanlarda normal olanın üzerinde yayılsa, bununla birlikte dışkı deliğini aşmazsa veya sünnet yerini taşmazsa, daha güçlü olan görüşe göre taş veya ona benzer maddelerle istinca yapmak caiz olur. Nadir olan şeylerde taş kullanmanın caiz olmasının sebebi ön ve arkadan çıkanların normal ve nadir şeklinde ayrılması, tekrarlanan ve sürekli araştırılması zor olan durumlardandır. Bu sebeple hüküm çıkma yerine bağlanmıştır. Normalin üzerinde yayılanlarda taş kullanmanın caiz olması, bundan kaçınmanın zor olması sebebiyledir. وَيَجِبُ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ وَلَوْ بِأَطْرَافِ حَجَرٍ فَاِنْ لَمْ يُنْقَ وَجَبَ الْاِنْقَاءُ. Taşla istinca yaparken bir taşın uçları ile de olsa üç kere silmek gerekir. Şayet üç kere silmekle temizlenmezse temizleninceye kadar silinir. Taşla istincanın yeterli olması için her biri necaset bölgesinin tümü üzerinde olmak üzere üç defa silmek gerekir. Bu üç köşesi bulunan bir taşla yapılırsa yeterli olur. Zira Selman-ı Farisi'den gelen bir rivayet şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim üçten az taşla tuvalet temizliği yapmamızı yasakladı. Üç köşesi bulunan bir taş da üç taş gibi kabul edilir. Onunla da üç köşeyi ayrı ayrı kullanmak şartıyla istinca yapılırsa üç taş kullanılmış gibi olur. Şayet üç taş veya bir taşın üç kenarı burayı temizlemezse necaset kalmayıncaya kadar dört veya daha fazla silme ile burayı temizlemek gerekir. Buna rağmen geride ancak suyun ve küçük toprağın giderebileceği bir iz kalırsa bu zarar etmez. Çünkü istincanın amacı budur. Ve sünnel itaru
Tas sayısının tekli olması sünnettir. Ve kullu hacerin li kulli mahallihi ve kîle yuvezza'na li canibeyhi vel vasati. Her bir taş necasetin çıkış yerinin tümüne sürülür. Bir görüşe göre üç taş necasetin çıkış yerinin iki kenarına ve ortasına birer birer dağıtılarak silinir. Necaset mahallinin temizlenmesi tek sayıyla gerçekleşmezse tekli sayının sağlanması için tekrar silmek gerekir. Çünkü hadis-i şerifte sizden biri taşla tuvalet temizliği yaptığında tekli sayıda taş kullansın buyurulmuştur. Taşla silmenin nasıl yapılacağı konusunda iki görüş vardır. Birinci görüşe göre istinca yapılan taş ve benzeri maddelerin necasetin çıkış yerinin tümüne sürülmesi sünnettir. İkinci görüşe göre üç taş dışkı deliğinin iki tarafı ile ortası arasında dağıtılır. Bir tanesi ile dışkı deliğinin sağ yanı, bir tanesi ile sol yanı, üçüncüsü ile de ortası silinir. وَيُسَنُّ الْاِسْتِنْجَاءُ بِيَسَارِهِ Tuvalet temizliğinin sol el ile yapılması sünnettir. Su veya taş ile yapılan tuvalet temizliğinin sol el ile yapılması sünnettir. Ayrıca sol el buna daha uygundur. Sağ elle tuvalet temizliği yapılması ise mekruhtur. Çünkü sol el ile tuvalet temizliğinin yapılmasının yasak olduğuna dair rivayetler vardır. وَلَا اِسْتِنْجَاءَ لِدُّودٍ وَبَعَرٍ بِلَا لَوْثٍ فِي الْاَذَارِ Azhar görüşe göre kişinin kurçuk ve bulaşmamış katı dışkıdan dolayı istinca yapması gerekmez. Yani kurçuk ve bulaşmayan katı dışkıdan dolayı istinca farz değildir. Çünkü istincanın amacı olan necaseti giderme ve hafifletme amacı ortadan kalkmıştır. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.